Bakın burada bir vaka anlatayım. Halit bin Velid Hama veya Humus'ta ölürken ölüm döşeğinde doğruluyor. Duvardan kılıcını istiyor. Kılıcı abanıyor. Ağlayarak diyor ki ben yüzlerce muharebeye girdim. Vücudumda avuç içi kadar kılıç yarası olmayan yer yok. Bana şehitlik nasip olmadı. Yaşlı develer gibi yatağımda ölüyorum. Ağlıyor. Her canlı varlık fani, küllü nefsin dahi katır mevtsüm eleyna Onlar bu badire eceli kaza olsaydı, buradan kurtulsalardı, bir eceli müsemma onlar için vardı. Normal yatakta öleceklerdi. Şehiden gittiler, onlar bahtiyardır. Onlar zarar etmiş değildir. Binaenaleyh bu bedeli de gözde büyütmemek lazımdır. Allah razı bazı sevdiği kullarına bu işte şehitlik nasip etmiştir. Onları yüceltmiştir ebedi hayat için. Diğer taraftan da hükümete senin bunları ayıklaman için aha sana bir altın fırsat Üç bine yakın hakim atıyorsun, kadı harcını çıkarıyorsun. Şu kadar hakim teklif ediliyorsun, teklifler devam ediyor hala. Sen bunu son normal zamanda yapamazdın. Sen bunu yapsaydın, bir hakimi Fetullah'la alakası var diye or adliyeden atsaydın, o idari mahkemeye gidecekti. İdare mahkemedeki hakim de Fethullahçı. 140 kişi atıldığına göre temizden 40 küsur adam da idari mahkemelerden, danıştaydan atıldığına göre sabit bu. O adam senin kararını iptal edecek. O yerine dönecekti. şenate devam etmek üzere. Şimdi orayı da onu da hallettin. Onun geri dönüşüne karar verecek adamı da hallettin sen bu fırsatı bunlar bu yanlışlığı yapmasa elde edemezdin. Üç bin subay attın. Dağıtacağın da var. Sen bunu yapabilir miydin? 3 subay atamazdın. Şimdi kimsenin gıkı çıkmaz. Çünkü ihtilallerden yana başlangıçtan itibaren hissen, fikren, fiilen ihtilalden yana olan Halk Partisi bile senin bu icraatına itiraz edemiyor. Şimdi herkesinle beraber oldu. Eğer bu ihtilalciler meclisi bombalamasaydı, sivil öldürmeseydi, halkın üzerine tankları sürmeseydi, halk partiler bunlara toz kondurmazdı. Şimdiye kadar yapılmış bütün ihtilalleri alkışlamışlardır. Bunun bir delilini göstereyim. Buyur. Sevsinler demokrat kardeşlerimi. O peşinde koştukları demokrasi dedikleri şeyle ilgili birkaç temel varsa hepsi 27 Mayıs ihtilaliyle atıldı. Özgürlük, eşitlik, adalet, kardeşlik. Bunlar Fransız ihtilalinin dünyanın sosyal yaşamını değiştiren, çağ atlatan paralı sözcükleriydi. Dördü de Türkiye 27 Mayıs 1960 devrimiyle geldi. Halk Partisi kalemşörlerinden biri. Misalleri çoğaltabilirim. Çünkü bütün ihtilaller 80 ihtilalinde Kenan, Söylün, Kenan Evren'in söylediği bir söz var. İhtilal yapmasaydık da Türkiye İran gibi mi olsaydı? Bu söz 27 Mayıs'tan itibaren bütün ihtilallerin ruhunu ifade eder. Bu demektir ki bunlar milletin İslam'a uyanışının karşısındadırlar. Bunu eskilerinden bir iki misalle, yenilerinden de birkaç misalle ispat edeyim. Eskilerinden şu meclis sabıtlarından devrin adliye bakanı Dahiliye Bakanı, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya. Her dinin kavayi de esasiyeti herkesin malumudur. Dinler işlerini bitirmiş, vazifeleri tükenmiş, yeniden uzviyet ve hayatı, hayatiyet bulamayan müesseselerdir. Din bitti. Onların kafası bu. Peki Adalet Bakanı ne diyor? Mahmut Esat Bozkurt devlet idaresindeki kaba sofuların elindeki dine kutsallık tanımak bana göre Afrika zincirlerinin çömlek ve taş parçalarının tapılarından fazla bir anlam ifade etmez. Birinci olayla ikinci olay arasındaki fark iki, bir ilki kuruntuya dayanan bir inanç ikincisi de bir toprak parçasına güvenmekten ibarettir. Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdiği gün Milletimiz 14 asırdır, 14 asırdır kendini çeviren sakat ve karışık inançlardan kurtulmuş olacaktır. İstersen bunun yüzlercesini gösterebilirim. Bugünkülerden bir iki misal vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi Selin Sabek Büke CHP Genel Başkan Yardımcısı, bugünkü Genel Başkan Yardımcısı. Hristiyan kimliğimle gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olduğum için utanç duyuyorum. Yetmedi. Bundan evvelki Halk Partisi Genel Sekreteri. Hacca niyetlendiğini söyleyen CHP'li bir vatandaşa çok alaycı bir üslupla Önder sağ. Boş ver Araplara para kaptırma. Bakarsın Muhammed orada bırakmaz seni. Buraya göndermez. Sen yine de şey yapma. Yani hat yapma. Farkı mı var? 20 bin ahlaksızla Taksim'de yürüdüler. CHP milletvekili Ceyhun İrgil hilafet çavrısı alçakça bir saldırıdır. CHP milletvekili Ekrem Erdem Türkiye ile İran karşı karşıya gelirse İran safında otururum. Şimdi Turan Selçuk 2007 yılında türbanlı domuz çizimiyle Orta Doğu Üniversitesi'nin üstün hizmet ödülüne layık geldi. Başörtülü domuz. Saymakla bitmez. Denizli Vali Yardımcısı Mustafa Güney'in Dünya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir lider istiyor sözüne istinaden. CHP Milletvekili Ali Kavak Atatürk gibi bir lider varken peygamber gibi lider bekliyorlar dedi. Yüzlerce misal verebilirim. Aynı kafa. Peki bu kafa yalnız mı? Hayır. Türkiye'nin İslam'a uyanışından rahatsız olan bütün ehli küfür, bütün Batı alemi bunlarla beraber. Bunun eski tezahürlerini bir kenara bırakalım. Yeni bir tezahürünü size söyleyeyim. Bakın. Ha diyorlar ki bu işte yani Fethullah da diyor benim ihtilalle alakam olmaz. Alakası var mıymış yok muymuş? Burada bir vesika göstereyim. Bak. 1915 senesinin Eylül ayının 14'ünde. Birisi Emre Uslu'ya soruyor. Hacı merak ediyorum. Memlekete tatile bile bile, tatile bile olsa geri dönmen en az kaç yıl sonra olur sence? Yoksa tümden vazgeçtin mi? Emre Uslu, 2016 Temmuz. Temmuz'da bu işin olacağını bilmese kahin mi? 2016 Temmuz'da döneceğim diyor. Bu Fethullah'ın alakasını gösterilecek bir delildir. İkincisi ABD darbecilere karşı intikam yanlış. Milletler ağacı kuruyor meydanlara. Asın bunları diyor. Amerika diyor ki sakın intikam hırsıyla hareket etmeyin. Niye? Kendilerinden ispatı ispatı. Buyur. Stratfor Amerika'nın bu işin içinde olduğuna sana delil. Stratfor. Şeyin sitesi. CIA'in sitesi. Daha ihtilal ibresi aleyhe dönmeden. Yani başaramayacakları anlaşılmadan Halkın moralini bozmak için. Ne diyor bak. Erdoğan Almanya'dan siyasi sığınma talep ediyor. Uçağı Almanya'ya doğru hareket etti. Bu halkın maneviyatını bozmak için. Erdoğan böyle bir hareket karşısında kelle verir kılını kıpırdatmaz. Onu benim kadar iyi tanıyan yok çocukluğunu biliyorum. Ama elin gavuru böyle istiyor. Halkın morali güveniyorlar ya Erdoğan'a Güvenmesinler. Bak Erdoğan kaçıyor. Yetmedi. Erdoğan'ın uçağı Ege'den İstanbul'a gelince aynı siyahi ihtilalcilere uçağı hakkında bilgi veriyor. Birinci anonsu Erdoğan uçağı şu anda Marmara Denizi'nin üstünde. İkinci anonsu. Erdoğan uçağı İstanbul'a yaklaşıyor. Üçüncü anonsu. Erdoğan uçağı Hamalivan'dan sinyal veriyor. Uçağın indiği teyit edildi. Dördüncü anonsu. Hava saldırısı sonucu havalimanında patlamalar olduğu rapor ediliyor. Buyur. Sayenin derdine Erdoğan'la derdine Şer'i niye ihtilalcilere kötü davranmayın diyorsa onun da derdi o. Onun kalbi gavurdan yana. Onun için diyorum ki bu ihtilali yapanları hakimler araştırsın. Ele başıları Ermeni çıkacaktır. Bir Türk subayının dinsiz bile olsa kendi vatandaşına silah doğrultacağına ben inanamıyorum milletin de tankın üstüne bu kadar tehacümle, bu kadar ölüm riskini alarak çıkacağını söyleselerdi ben inanamazdım.